Arkadaşlar Parti Chat'ten merhaba. Az önce Game of Thrones sezon 5 finalini tamamladık. Çok üzüldüm değil mi? falan. Sizlerle izlenimlerimizi paylaşacağız. Game of Thrones uzmanımıza sözü devrediyorum. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Westeros Üniversitesi. falan Westeros Üniversitesi. Game of Thrones ana bilim dalı başkanı. Burada sana pasla ben şimdi Stannis. Buyurun. Stannis de sözü sana vermek not istiyorum. Not almış olman ayrıca gönlümde taht kurdu. Demir taht. Son 3, 4. Buyurun. Abi bence Stannis ölmedi. Yani ne bileyim bir böyle göstermediler ya sonunu. Hani ölsün ister misin? Yani tamam herife kıl olduk falan da izleyecek oyuncu kalmadı dizide. O yüzden diyorsun. Ölsün istemiyorum. Evet öyle bir durum var yani. Ya 50 yaş üstü Davos var. Başka bir şey var mı? 50 yaş üstü. Şey 50 yaş değildir şey tabii. Şey falan var. Cersei falan 50 yaş değildir. Yok onu genç sayabiliriz. O işte Melisandre'de. Oradaki Maester'ler falan... Hatta onlar 50 yaş üstü tabi. Varys falan 50 yaş üstüdür. Tabi. Bizim Donovan. Donovan olarak benim şey yaptığım, evet. Tanımladığım. Indiana Jones. Indiana Jones Donovan. Ne onun buradaki adı? Şey, Maester Pycelle. Pycelle, heh. Ondan sonra o onlar yaş, tabii. O yaşı yükseltiyor. Onlar neyse. Yaşta. Buyurun. Bence dediğim gibi, bilmiyorum, Brienne öldürmemiş gibi geliyor bana Stannis'i. Gene spoiler var. Öçüş. Spoiler tabii yani. Öyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Valla düşünecek bir şey yok. Orası baya trajik aktı yani öyle diyebiliriz herhalde. Ya, adam bir şey oldu ya. Tuhaf oldu yani. İşte efendim Sir ne diyor işte orada. My King mi diyor ne diyor geliyor falan. Efendim ne var işte su kalmadı falan sallıyorum herkes yani. Herkes geliyor ya efendim işte, bir şey söyleyeceğim. Yiyecek kalmadı falan. Ne var daha ne olabilir daha yani. Ne olacak? Kötü oldu. Baya. Talihsiz oldu. Kadın da hatun da sattı. Kadın kaldıramadı. Gitti. Şey yapamadı. Karısı kaldıramadı. Hatun da sattı normal. Gitti yani. Öbürü yani neyse. Neyse Melisandre hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum burada. Hızlı ilerliyorum efendim. Çünkü Daenerys. Buyurun. Yani ne olacak Daenerys bilmiyorum. Ne gibi yani? Kim o Dothrakiler geldiler böyle etrafını sardılar falan. Hı. Bayağı da kalabalıklardı. Senin de o anda bahsettiğin üzere. Abi olacak iş mi ama ya? Adamlar kaç bin kişi geldi. Hatun aşağı indi. İki çiçeğe bakayım falan diye birini gördü oradan. Bir tane atlı. İyi tamam gördüm falan. Atlı 10 adım yaklaştı. Sonra kamera açılıyor. Ufka kadar atlı var yani. Buralar hep atlı. Sil. Mal görmedin mi? Görmemiş. Yukarıdan indi bir de. Yukarıdan indi. Evet o çok enteresan. Tabii şimdi artistik yapacağız ya şimdi hani öyle bir durum var. Ama yani. Artistik yaptılar Allah için. Güzel Allah için iyiydi yapılmış, yani. Yapılmış artistik yapılmış. Şimdi bu Dothrakiler bu hatunu bizim dizide görmediğimiz dakikalarda tekrar yani arkadaşlar sağ olsunlar biraz böyle nasıl diyeyim afrodizyak falan yani anlatabiliyor muyum? Ben sizin eski kalesiniz. Kalesin. Dinlemez çok ateşli insanlar yani. Neyse, neyse. Yani burada... şey de bir şey enteresan Drogon da bir gidebilir. Kötü durumdaydı yani ne olacak onu bilmiyorum Tyrion ama Tyrion falan o oralar belki keyifli olabilir yani. Yani Tyrion'a şehir verdin abi yönetecek. Evet abi. Kızı şey al, yapabilir al, bile al, yani. Oyna şeklinde. Kızı pasifize bile yok, edebilir yok, yani. Etmez mi diyorsun? Tyrion bu. Güç oyunları, yok, taht yapmaz. Oyunları kardeşim. Tyrion yapmaz öyle değil. Peki mi? Geçiyorum. Sansa ve Theon yani. Düşük efendim canım kaldı. Allah Allah bu coştu bu. Game of Thrones bunu da coşturdu. Ha canım. Otur. 2 dakika dur. Esas soru düşüp hayatta kalabildi. Yani evet. Yani orada kar tabii yığının altında bir kaya olup olmadığına dair hani bir şeyimiz yok neticede. Kızın evi biliyordur falan. Düşünsene şimdi evet, dizide şöyle bir durum var ya. Abi ölmemiştir, şu ölmemiştir, bu ölmemiştir falan. Şimdi bunlar hani çok rahat atladılar ya. Yeni sezon açılıyor. Sıfı çık böyle sıfı değil mi? Çık. Yapışmış kayaya. Kalmış vaziyetteler falan. Theon tabii bir... yeter noktası oldu herhalde. Yani bir arka planda herhangi bir şey olduğunu zaten yani. Yok evet yani. Genelde o tip işte pilotlar işte efendim entrikalar bilmem neler olur. Burada öyle bir şey yok herhalde büyük ya, ihtimalle. Yani Theon artık yeter dedi yani. Artık şey oldular yani. Böyle yaşayacağımıza gerek yok söyleyelim ama şansımızı deneyelim yani. Falan diye atladılar aşağıya. Allah haklarında hayırlısını. Neyse o olsun. Öyle. Arya. Ne diyorsun? Benim yaklaşık 3 yıl mı? 2 yıl 3 yıldır. Salmış olduğum spoiler nihayet gerçekleşti evet. Diyebiliriz yani. Aynen. Kör oldu. Allah'ım kör et. Ama yani oldu yani. Birden şey oldu tabii. O hani bu asasinlik konusunda birdenbire çok uzmanlaştı gibi oldu kız. Yani ama iyi götürdü ya. Çok sağlam götürdü. Çok iyi götürdü Allah yani. Kızı fena oynamamış. Hoşuma da gitti aynen. Yani. Ya kız o şey yükü kaldırıyor var, bence var. De. Var evet bence de. İyi götürdü. Adamı iyi götürdü ondan sonra. Acaba. Adam da hak etmişti. Hak etti oh mi? Dedik. Hak etti. Klasik bir gene babaanne şeyi yani. Sonra kesinlikle. Oh filan oh. Yağlarım eriyerek. Çok rahat. Gerçekten çok güzel.
Tabi eleman burada efendim neydi işte o? Yok ben orada değilim, ölmedim bak arkandayım falan bilmem ne. Ondan sonra işte hangisi hangisi o abi de karizmayı koydu tabi. Karizmayı koydu tabi. Hani ikisi aslında tek gibi şeyler de duyuyorum. Yani işte o kız geliyor falan. Evet, tek olabilir falan gibi. Ben okumadığım için kitapları hakim değilim. Ben de değilim. Bir yerde bıraktım. Şu anda ben de bilmiyorum. Bilmiyorum. Şu hani Ari oradan nereye gider onu da bilmiyorum açıkçası. Ya bence şey gibi bir şey oldu. Yani hani bir nevi cezalandırma gibi. Yani sanıyor. Öyle gibi geliyor bana. Hani cezalandırma ben diyorsun. Ama yüzden dolayı zehir gibidir falan dedi ya. Hı-hı. Hani bunu kullanırsam böyle olur gibi bir şey mi var? Ha o da yani tam kullanmayı bilmiyorsun. Bilmezken kullanınca böyle bir şey olmuş da olabilir. Yani ben dediğim gibi ben şimdi sadece dizi şeyinde konuşuyorum. Hı-hı. Çerçevesinde konuşuyorum. Emin değilim yani zehir dediğin için. Ama bence geçici bir şey olabilir gibi geliyor bana o da. Geçici. Hı-hı. Bayağı kalıcı değil mi kitaplarda ya? Bilmiyorum okumadım. Neyse tamam. Efendim Mircella. Mircella bence öldü. Diyorsun. Hı-hı. Bu bizim yancının şeyde hiç kalmamıştır diyorsun panzehir öyle mi? Yok kalmamıştır. Yani bence bir taraftan da şey gibi geliyor bana. Ay konuşamadım. Yani özlerini aldılar bence. Direkt öldürdüler yani. Direkt aldı götürdü diyorsun aynen. Yani. Enteresan. Tabii şey oldu. Bir efendim bir ne denir? Bir katarsis yaşama. Evet. Yani böyle fırsatıyla bir... aynen. Gitti diyebiliriz evet, yani. Diyebiliriz. Çok kötü gitmedi. O gittiyse eğer yani. Yani Jamie'nin karakter dönüşümü açısından da bence Mircella'nın ölümü şey olabilir yani. Bir nokta olabilir. İlginç bir noktaya parmak bastığını düşünüyorum. Jamie karakteri nereden nereye dönüşüyor? Onu yani sence. Yani işte şöyle bence sonuçta hani Cersei'nin sevgilisi böyle onun yancı sürekli yanında yani. Kalan evet, biriken evet. Biraz böyle İpleri hani eline alma. Şeyleri ahlaki ya da böyle vicdani tarafları çok güçlü değilken bu Brienne'le karşılaşmasından itibaren böyle hafif o tarafa doğru meyillenmesiyle birlikte bence bu bir dönüş noktası olabilir yani. Ya bütün Lannister mirasının her şeyini Lannister'lara bütün ilişkisini elin tersiyle kesme geçip, noktasında belki yani. Olabilir. Kesme noktasında kelimesini kullanarak da. Evet neyse Cersei'ye geçelim. Şimdi arkadaşlar Cersei'yi böyle görmekten memnun olmayan var mı aramızda? Yani yazık ya. Şöyle bak şöyle şöyle de bir şey söyleyeyim. Yani Game of Thrones aslında şöyle bir dizi diyebilir miyiz? Yani bir şeyi görmekten memnun olduğun bir yani memnun olacağın bir dizi değil aslında. Değil evet. Yani öyle mutlak kötü olmadığı yani. Veya mutlak iyi olmadığı için ah iyi oldu diyemiyorsun. Hı-hı. Mesela Cersei'ye iyi oldu diyebileceğin çok bölümler izledik. Çok. Fakat Cersei'ye git bu inancın da diyebileceğimiz çok olay yaşadık aynen. Yani. Ben öyle hissettim mesela. Değil mi? Evet. Ya bunları hallet. Zaten, bu işi bitir. Aynen şimdi kadın buraya geldi. Eğer hani sarayda buna bir ayak oyunu bir şey çevirmezlerse ki kim kaldı çevirecek onu da bilmiyorum ama bunların canını okuyacak herhalde. Okuyacak. Böyle bırakmaz herhalde. Okuyacak. Yani yere düştüğünde dahi ya şöyle bir eleştiri ben getirdim izlerken biliyorsun. Ben hani kadını o şeye kadar ağlatmazdım kapıya dedim. Kapıya kadar, içeri girene evet. Kadar. Yani bu kadın çünkü şey odaklı bir kadın ya. Çok, çok ağır bir şey yaşadı itirazım yok. Çok. Ama çok odaklı bir kadın arkadaş çok yani. Çok hırslıydı değil mi öyle yani? Yani o ona koymaması lazım anlatabiliyor muyum? Yani o aşağı yani acıdan mı ağladı aşağılanma belki diyemeyeceğim yani. Belki acıdan da olabilir yani. Çünkü bayağı da bir şey fırlattılar kan içinde kaldı kadın. Ya çünkü şöyle bir durum var ya yani. Ben yürüdüm. Ha, dalga geçin. Yani iki gün sonra görürüm ben sizi. Bir de o var ama yani. Öyle. Hani yapar yani kadın çünkü. Kadın kraliçe yani. Öyle bir durum var. Geçtim. Enteresan bir noktaya geldik. Jon Snow. Bu Starklar ne kaybediyorsa iyiliklerinden kaybediyor. Şimdi orayı çok şöyle saflar. Bir toparlayalım istiyorum ben. Buyurun. Jon Snow şeyi yolladı. Efendim. Sam'le. Gilly yolladı. Onlar gittiler. Yani bu şey tarafını anlatıyorum işte. Nice Watch tarafını anlatıyorum. Daha sonra Melisandre geldi. Onu gördük. Davos'ta yanındaydı. Davos tabii. Davos geldi tabii yani işte yollamıştı Stannis. Sonra Melisandre geldi. Davos gördü. İşte ne oldu falan Stannis mi gitti gibi bilmem ne. Tabii bir öğrenirse yani o kızı olanları. Neyse oraya çok fazla girmek istemiyorum. Ve Jon Snow'u Nice Watch'takilerin efendim şişlediler. Şişlediklerini tabii, izledik. Caizse. Bayağı da sert bir şekilde. Evet. Olin'in de yüzündeki o öfke, o kızgınlık, o kız yani çok hakikaten büyük bir kızgınlıkla bunu yaptığını gördük. Sen diyorsun ki Jon Snow ölmedi. Bence yani öldü ama dirilecek diyorum. Ben de burada o zaman bugünün esas önemli sorusunu soruyorum. Öldüğünü görmek yani istemiyor musun, kabullenmiyor musun da mı ölmemiştir diyorsun?
Ya bence yoksa... karakter olarak ölmedi gibi geliyor bana. Yani bence Jon Snow en sona kalacak insanlardan biri olacak. Öyle hissediyorum. Diyorsun. Evet. Jon Snow gibi malın önde gideni en sona kalanlardan ama biri olacak. Ama kuzeyden birinin kalması lazım. Ya mal derken şöyle tabii. Game of Thrones evreni için mal diyorum. Yoksa gayet onurlu. Hani şey bir çocuk. Yani efendim. Efendim. Yani doğruluğun peşinde. Efendim. Ha, yani bugün olsa gerçekten ver kızını. Yani öyle, öyle bir eleman yani. Hani çalışır, didinir, anlatabiliyor muyum? Öyle bir eleman. Ama şimdi bu dünyada böyle işte bak gelmiş yani. Deyip arkadan İyilik sokuverirler. Aynen. Öyle bir arkadaş. Sen ölmemiştir diyorsun. Ben Melisandre'yi kaldıracak diyorum. Kaldıracak diyorsun. O abiler kalkmış da aynı şekilde aynen, burada kaldırın Lord diyorsun. Lord of Light kafası olarak kaldıracaklar. Kitapla ilgili çok önemli bir spoiler bu tabii. Dizi izleyenler bilmiyor olabilir yani Lady Stoneheart olayını. Evet. Değil mi? Onu söyleyelim öyle devam edelim. Biz tabii şeyi beklerken bu oldu. Yani ne? Hala bekleyen var mı? Biz bekliyorduk. Ben bekliyordum en azından. Ne o? Lady Stoneheart olayını. Onu beklerken böyle bir şey oldu. Hatta ben dedim hani onu hiç dahil etmeyip artık kitaplarda var mı bilmiyorum. Jon Snow'un işte kitaplarda olmayan her şey olduğu için burada artık tabii aynen yani Jon Snow'un işte ölümden geri dönüp hı-hı. yani öyle bir alanı kapatması gibi bir yani şey işte olabilir şey diye düşündüm ama yani işte şey gibi bir muhabbet var ya kısa süre içinde kaldırırsa normal şekilde kalkıyor. Ama şeyde bütün vücut fonksiyonları normal o kadarını bir inceleme falan diye yani neyse. Catelyn'in Lady Stoneheart'a dönüşmesindeki olay kadın artık kim bilir ne zamandır yalnız, şişmiş evet, böyle falan. Evet. Diyorsun ki geri dönecek yani. Bence dönecek. O zaman ben sence? Yani gönül ister ki dönsün. Şey bir karakter tabii. Yani bir şöyle bir durum var. Game of Thrones ile ilgili benim yani sıkıntı demeyeyim ama yorgunluktan bahsetmiştim ya hı-hı. geçen bölümün eleştirisinde. Game of Thrones ile ilgili şöyle bir şey var. Bir süre sonra insanı umursamaz hale getirebilecek bir dramatik yapısı evet. var. Normalde biz hani bir anlatıyı bir öyküyü niye dinleriz? Tabii ki işte bir takım özdeşleşmeler hı-hı. yaşayalım. Bir takım moral işte efendim kıssadan hisseler hı-hı. olsun. Değil mi? Yani bir katarsis yaşayalım bilmem ne. Şimdi her ne kadar hoyrat da olsa Game of Thrones bir takım işte karakterleri öldürmekte yok etmekte hı-hı. bilmem ne. Yine de hikayenin bir takım uçlara ihtiyacı var. İşte Jon Snow belki işte efendim o dürüstlük işte efendim onur bilmem ne saflık naiflik tarafını belki şey yapıyor. Stannis diyorsun ki işte güç belki karanlığa giden yol diyorsun evet. işte. Yani bir sürü şey şimdi evet, hepsinin evet, detayına evet. girmeyeyim. Yani o uç öyle bir onu dolduracak başka bir uç var mı? Bu klasik bir dramatik yapı hı-hı. çerçevesinde konuşuyorum. Yoksa hikaye hiç umursamayacak bunları kendi kafasının dikine mi gidecek onu bilmiyorum yani. Benim bu bölümle ilgili söyleyebileceğim kendi adıma. Bir tür karakterlere veya işte hikaye izleklerine kapanıştan ziyade cliffhanger tabir edilen evet. hani şeyde bir sonraki sezona işte şey bırakalım. Aynen. Uç yumurta. Bırakalım, yumurta bırakalım tarzı bir sezon finali oldu. Güzel bir fena değildi. Bu yani, bir yıl nasıl geçecek? Bu bir, evet ya şöyle ben artık o bir yıl nasıl geçecek modundan çıktım biraz böyle açık biraz konuşayım şey ya. Yedik, onu kırdı işte yani maalesef. Ben biraz ondan evet. çıktım. İzleyeceğiz. Çok da güzel aa, keyifli canım, izliyoruz aynen. yani ama ben o yani bir yıl Allah'ım ne yapacağım ondan geçtim yani. Çünkü şöyle söyleyeyim. Hani hikayelerde Deus Ex Machina vardır hı hı. ya böyle gelir böyle hop kurtarır veya çıkarır evet. işte efendim hani en klasik şeylerinden işte kartalı vardır gelir alır hı hı. gider hani işte Gandalf Mandalf bilmem ne yani bu kullanılır kullanılmaz değil ama bunu çok sık yaparsan izleyici şey oluşabilir yani nasıl olsa bir şey olur. Yani bu karakter ölmez ölür abi işte bu karakter ölür ölmez abi yani Game of Thrones biraz öyle giden hı hı. bir öykü de ya evet. o yüzden ben biraz şeyi kaybetti kendim açıma kendi açımdan kaybettim biraz hani. Ne olur onu nereye bağlar? Bağlar abi bir yere kafasına göre bağlar. Tabii yani, gibi yani gerekirse tamamen kapatır onu yani. Başka bir şey açar. Sezon açılışında yani. Tyrion'un kellesi kopabilir yani. Ne aynen, bileyim bilmiyorum aynen, ne yapacak her şey yani. Olabilir. Her şey olabilir. Ya zaten bu sezon biraz hani temposu biraz daha düşük oldu hı-hı. tahmin ediyorum. Yani insanlar da biraz işte bu 7. bölüme kadar falan yani biraz şey gitti. Hı-hı. Ağır gitti yani. Sezon finalinde bence ona biraz daha hani şey ayak uydurdu diyebiliriz. Yani çok çok aman aman şey olmadı. Heyecanlı veya hareketli falan değildi. Daha ziyade hani 6. sezona bağlama evet. gibi oldu. Yani 4'ü 6'ya bağlayan bir sezon gibi oldu biraz hı-hı. aslında diyebiliriz herhalde. Yani evet Sansa'nın durumunun değişti bir tek. Çok ya tabii tabii ya değişimler oldu muhakkak ama hani burada daha bilgi dolduran bir sezon tabii, oldu evet, bu yani. Anlatabiliyor muyum? Yani onların ekinin toplandığı değil de hani hı-hı. ekildiği bir sezon evet. gibi oldu diyebiliriz. Bu bölüm sağlam leş verdik. verdik sağlam. Bayağı. Yani bunları bir sayan site vardır yani baştan kesin. Beri kimler ama kaç şey kere yani, gitti falan. Savaşta kimdir kaç kişi tabii, tabii. yani. Aynen. Orası çok güzeldi ama ya. Gel abi gel çıkarıyorum gel falan. Etrafı sarıyor. Of çok yazık fenaydı ya. Ya. Yazık yani öyle bir durumda kaldığını düşünsene. Adam resmen intihar yani o noktada zaten. Ya intihar mı kalmış?
Ya savaşmıyor, şey teslim oluyorum, yüzsün falan. Ya ama eziklik nasıldı? Evet, ben bu Seven Kingdom'ın kralıyım ama atım bile yok. Böyle yürüyerek geliyorum yani. Çok komik değil miydi ya? Şey, dalgası geçiyoruz ya, biz şeye gideceğiz de. Ne o? Winterfell'e gideceğiz de. Nereden? Abi şimdi çevreye çık. Oradan falan. Abi yürüyerek gidiyorsun evet lan. Ya, bayağı yürüyerek. Kral ama. Kral. Yanlış olmasın. Arkadaşlar, bir sezonu daha kapattık. Siz ne düşünüyorsunuz finalle ilgili? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kim öldü, kim kaldı sizce? Çok önemli bir soru. Party Chat'ten ayrılmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.